Yukarıdaki fonksiyon bir basketbol topunun havaya atıldıktan t saniye sonra yerden yüksekliği olan aşı metre türünden modellemektedir. Fonksiyondaki 1,2 neyi temsil etmektedir demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. İsterseniz işe bir basketbol topunu havaya attığımızda neler olacağını gözümüzün önüne getirmeye çalışarak başlayalım. Burası yer olsun. Bu basketbol topunu havaya atacak olan kişi, evet ve bu da basketbol topumuz. Gördüğünüz gibi basketbol topu daha en başında belirli bir yüksekliğe zaten sahip. Bunu t eşittir sıfırdaki ilk yükseklik olarak not edelim. Top yukarıya doğru atılacak. Topun ilk hızı yüksek olacak ancak zaman ilerledikçe bu hız azalacak. Hız bir noktada 0 olacak ve basketbol topu bundan sonra yere doğru hızlanmaya başlayacak. t eşittir 0 olduğunda fonksiyonun bize ne verdiğine bakalım. Aş 0 yazıyorum. T sıfır olduğunda bu terim sıfır olur, bu da. Ve geriye 1,2 yani soruda bizden neyi temsil ettiğini bulmamızı istedikleri değer kalır. Bir bakalım, H sıfır bize topun havaya atılmadan önce yerden kaç metre yüksekte olduğunu verir, öyle değil mi? Evet, bu topun ilk yüksekliğidir. A'ya bakalım, tam da aradığımız seçenek. Basketbol topunun ilk yüksekliği metre türünden. Basketbol topunun maksimum yüksekliği metre türünden, hayır, bu değil. t eşittir sıfırda basketbol topunun maksimum yüksekliğine ulaşması mümkün değil. Bu seçeneğin üzerine çizebiliriz. Basketbol topunun havada kalma süresi saniye türünden, bu da doğru değil. Aşın aldığı değerlerin herhangi biri, bu arada aş yüksekliği temsil ediyordu. Fonksiyona verdiğimiz değer olan t ise zamanı temsil ediyor. Aşın eşit olduğu bir değeri ele aldığımızda, örneğin h burada 1,2 metre, t ise 0 olduğunda topun ilk andaki yüksekliğini elde ederiz. Tamam, son olarak bir de basketbol topunun ilk hızı, metre bölü saniye türünden demişler ama bu az önce de söylediğimiz gibi topun t eşittir 0'daki yüksekliğini vermektedir. O halde doğru cevap a'dır.